Hepinize merhabalar. Bu videomuzda Karayipler'in ilginç ülkesi, birçok yarışma platformuna ev sahipliği yapan Dominik Cumhuriyeti'ni ele alacağız. Hazırsak videoya geçelim. Dominik Cumhuriyeti, günümüzde ülkemizin reyting rekorlarını alt üst eden Survivor yarışmasının çekildiği ülke olması nedeniyle birçok yerde hakkında bilgi aranmaktadır. Bu videomuzda Dominik Cumhuriyeti hakkında sizlere bilgiler sunacağız. Dominik Cumhuriyeti, Karayip Denizi'nde Büyük Antiller olarak adlandırılan Küba, Porto Rico ve Jamaika'nın bulunduğu adalar grubunun partisi olan Hispaniola Adası'nın Haiti ile paylaşan bir Karayipler ülkesidir. Ülke, Karayipler'in yüz ölçümü bakımından Küba'nın ardından ikinci büyük, nüfus bakımından da Küba ve Haiti'nin ardından üçüncü büyük ülke konumunda. En büyük yerleşimi güney sahilindeki başkent Santo Domingo. Santo Domingo, Karayipler'in en önemli ticaret limanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Ülke, Karayipler'in en popüler turistik mekanlarından biri. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yıllık ortalama sıcaklık 26 derece. Bölgesel sıcaklık farkları nedeniyle ülke büyük biyolojik çeşitliliğe sahip. Dominik Cumhuriyeti'nin Ekim'den Mayıs'a kadar kuzey kıyılarında, Mayıs'tan Ekim'e kadar güney kıyılarında yağmur görülüyor. Karayip ve Orta Amerika ülkeleri içinde en büyük ekonomiye sahip Dominik Cumhuriyeti, Latin Amerika ülkeleri içinde de bu anlamda 9. sırada yer alıyor. Ülkenin en büyük gelir kaynağı ise şüphesiz turizm. Ülkenin nüfusu yaklaşık 11 milyon. Yüz ölçümü 48.315 km², resmi dili ise İspanyolcadır. Ülkenin %95'i Hristiyan, geriye kalan %5'lik kısmı diğer dinlere mensuptur. Para birimi Dominik Pesos'udur. 300 yıldan fazla süren İspanyol sömürgeciliğinin ardından Dominik halkı 1821'de bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık hareketinin lideri José Núñez de Cáceres yeni ülkeyi o dönemde Kolombiya, Venezuela ve Ekvador içine alan bağımsız Büyük Kolombiya'nın parçası yapmayı amaçlıyordu. Ancak yeni bağımsızlığını kazanan ülke Fransız sömürgesiyken 1804 yılında bağımsızlığını kazanan Batı komşusu Haiti tarafından ilhak edildi. Bağımsızlık 22 yıl sonra Dominik Bağımsızlık Savaşı'nda kazanılan zaferle geldi. Zor günlerden günümüze ulaşan Dominik Cumhuriyeti, günümüzde popülaritesi oldukça yüksek bir ülke konumunda. Son yıllarda adaları ve denizleriyle tatilseverlerin oldukça uğrak noktası olmayı başarmış. Gelin bu güzel ülkenin tatil noktalarını hep beraber keşfedelim. 1. Punta Cana. Punta Cana, ülkenin en doğusunda bulunan, her yıl bolca turistin ziyaret ettiği popüler bir tatil kasabasıdır. Hem Karayip Okyanusu hem de Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan sahilleriyle size eşsiz bir tatil sunabilir. 2. Saona Adası. Saona Adası, Dominik Cumhuriyeti'nin güneydoğu ucundaki anakaradan kısa bir mesafede bulunan tropikal bir adadır. Hükümet tarafından korunan bir doğa rezervidir. Masmavi denizi ile gerçekten görülmeye değer bir yerdir. 3. Santo Domingo. Ülkenin başkenti ve en büyük şehridir. Yeni dünyadaki ilk İspanyol sömürgesi olan şehir, yine yeni dünyadaki ilk üniversite ve ilk kale ile ilk manastırın kurulduğu yerdir. Gece hayatıyla meşhurdur. 4. Samana. Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki bir kasaba ve belediyedir ve Samana eyaletinin başkentidir. Samana, Körfez'in kuzey kıyısında yer alır. Kasaba önemli bir turizm merkezidir ve Karayipler bölgesinde balina izleme turlarının ana merkezidir. 5. Las Terrenas. Samana eyaletinde bulunan Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu kıyısında bir kasabadır. Doğal manzaraları, beyaz kum plajları ve berrak suları ile bilinir. 6. La Romana. La Romana, Dominik Cumhuriyeti'nin 7. en büyük şehridir. Ülkemizde yayınlanan Survivor yarışmasının bu şehir taraflarında çekildiğini düşünmekteyiz. Ödül oyunlarında verilen lüks villa da bu şehir içinde yer almaktadır.
Dominik Cumhuriyeti'nde tatil mekanlarının sadece çok az bir kısmını gösterebildik. Ülkede sayamadığımız birçok tatil beldesi bulunmaktadır. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın.